Şimdi gebeliğin son ayına değineceğim ama özellikle ikiz bebeği de taşımak, 300 bebekler de artık günümüzde Türkiye'de duyduğumuz haberlerin başında geliyor. Ama tabii ilerleme aşaması çok meşakkatli bir süreç. Konunun uzmanından, operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever'den dinleyeceğiz. Aynı zamanda da kendisi de ikiz annesi olduğu için kendisine hemen soralım. Sonra da miyonlar ikizlerine çok fazla da sorularınız var. Adet düzensizliğine ilişkin sorularınız var. Hepsini dinlemiş olacağız ama öncesinde ikiz bebek ve 300 bebek süreçlerinde mutlaka hem kendisi yaşadı hem de birçok anne adayına da doğumu gerçekleştirdiği için o sürecin işleyişini soralım. Sonra da minikleri çağıralım, Can'la Deniz'i. Onlarla da konuşmuş olalım. Aynı zamanda da yönetmenimiz Caner Vardarlı'nın bugün sürprizi oldu. Cengiz Han Vardarlı, o da küçük afacanlardan bugün bizlerle. Bugün 3 tane minik konuğumuzu da sizlerle buluşturalım. Hem onlarla da kısa sohbet etme şansının sizlerle birlikte hem dinlemiş hem de duymuş olacağız. Öncesinde süreçler nasıl işliyor diye soralım. İkiz gebelikte sizlerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. İkiz gebelik tabii ki hani normal tek gebeliğe göre her zaman riskli gebelikler sınıfında yer alıyor. Çünkü tek bebeğin tek bebekte yaşadığımız düşük riski, erken doğum riski, işte EMR dediğimiz suyun erken gelmesi riski gibi riskler ikiz gebeliklerde kat be kat daha fazla. Özellikle ikiz gebeliklerdeki işte erken doğum riski dolayısıyla prematüre doğumlar her zaman bizleri korkutan, canımızı sıkan durumlar. Hani kendim de tecrübe ettikten sonra tabii ki hastalarımda olduğu zaman empati her zaman kurardım ama anne olup hani kendin de aynı şeyi yaşayınca yaklaşım ve empati kurma yeteneği artıyor insanın. Dolayısıyla ben her zaman, yani her doğurttuğum bebekte hemen yukarıya çıkıp bebekleri bir kontrol etme ihtiyacı daha fazla hissediyorum. Ha, bebek annenin yanına gidiyor değil mi diye illaki bir kontrol ediyorum. Çünkü kendim doğum yaptığımda da ilk sorum nerede bebek, çocuklar yanıma gelecek miydi? İkiz annelerinin, üçüz annelerinin de en önemli, en büyük risk işte erken doğum tehlikesi. Dolayısıyla son dönemde özellikle son üçüncü trimesterde biraz daha işte istirahate yönelik, daha sedanter günlük hayatındaki işte aktivitesinden, yürüyüşünden, bazen işinden, gücünden kalarak özellikle çoğu zaman yatak istirahatiyle geçirilen gebelikler var. Çoğul gebeliklerin en büyük sıkıntısı da tabii ki bu. Sizin nasıl geçti diye soralım o dönem. Benim de çok sıkıntılı geçti. Hani kendi adıma yaklaşık 28. haftadan itibaren erken doğum riski dolayısıyla bir 4 hafta kadar evde yatak, sonrasında 5 haftada hastanede yatmak durumunda kaldım. 35. haftada doğdular Deniz ve Can. Neyse ki küvez ihtiyacı olmadı. Onun için hani rahat işte, sonrası rahat geçti ama işte bir 2 aya yakın bir dönem dediğim gibi hep yatak istirahatiyle geçti. Burada demek ki ikiz anne adayları daha dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve özellikle hekimin söylediklerini dikkate almakta fayda var. Kesinlikle. İlk 3 ay içerisindeki işte o dediğimiz düşük riski dolayısıyla mutlaka dikkat etmeliler. Sonraki dönemlerinde de ikiz gebeliklerde hani anomalili bebekler de daha fazla görülebiliyor ikizlerde. Dolayısıyla mutlaka işte perinatolog kontrolünde belli aylarda ikinci düzey ultrasonla kontrolleri yapılmalı. Çünkü tarama testlerini ikiz gebeliklerde çok fazla kullanamıyoruz. Değerler farklılık gösterebiliyor. Onun için de mutlaka ayrıntılı ultrason, ikinci düzey ultrason işte perinatologlara yönlendiriyoruz burada. Anne adaylarında evet sıkıntılı süreçler tek gebeliklere göre biraz daha fazla yaşanabiliyor ikizler.